Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü e, çiftimizin e, fotoğrafını paylaştım, ekranda görüyorsunuz. Ben biraz geçen haftadan bahsetmek istiyorum. Geçen haftaki çiftimizde e, Paris'te tanışmışlardı e, bildiğiniz gibi. E, Johnny Depp ve Vanessa Paradis Paris'te tanışmışlardı e, ve Paris'te başlayan aşkları delikleri 14 yıl sürmüştü. Yalnız çift e, Paris'te belli bir süre yaşadıktan sonra Los Angeles'a gidiyor. E, ve bunu zaten coğrafi astrolojide de e, ilişkilerle ilgili e, size göstermeye çalıştım. Los Angeles'a gittiklerinde e, hem kompozitte hem bireysel haritalarında zaten e, ilişkileri için zor süreç e, vardı. Geçen hafta bunun üzerinde durduk e, hatırlarsanız. Hani ben tekrar üzerinden geçmek istedim. E, coğrafyayı da koymamın sebebi Paris'teki ilişkinin daha iyi olduğunu anlatmaktı. Los Angeles'ta daha da zor bir ilişki yaşamışlar. Bugünkü çiftimiz e, bu arada yeni katılan arkadaşlara da tekrar hoş geldin. E, bugünkü e, çiftimiz e, arkadaşlar yine çok güzel unutulmaz bir e, aşk hikayesi e, Elizabeth Taylor Hollywood sinemasının Menekşe Gözlü ...aktristi... ...benim kuşağım bilir zaten... ...bu oyuncuları... ...Richard Burton Burton'da yine... ...çok önemli aktörlerden... ...ve ikisi... Kleopatra filminde tanışıyorlar... ...aralarında da 7 yaş var... yani ...az bir yaş değil... ...Mart ayında... ...1962'de tanışıyorlar... ...tanıştıklarında... ...her ikisi de evli bu arada arkadaşlar... ...her ikisinin de evliliği var... ...işte belli bir süre gidiyor... Ama onların tabii evlilikleri engel olmuyor. Bir ilişkiye başlıyorlar. Haritalarını incelediğimizde göreceksiniz çok iş haritaları var. 10 yıl sonra bir boşanma yaşıyorlar. Bir yıl sonra tekrar nikah kıyıyorlar. İki kere nikahlanıyorlar. İkinci nikahta bir yıl sürüyor. Sonra tekrar ayrılıyorlar. Bu arada Elizabeth Taylor 8 nikahı olan bir e, oyuncu. 8 kere e, nikah kıymış, evlenmiş. Eee e, dört 4 kere nikah kıyıp evlenmiş. Tabii şimdi bu insanların e, bir saniye ben haritaya başlayayım. Şimdi şöyle düşünmek gerekir. O dönemdeki insanların e, bir saniye. Evlenmeleri toplumsal baskıyla alakalı tabi daha çok gündemdeydi ama e, şimdi tabi böyle değil e, haritayı açtığımda benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız Elizabeth Taylor'ın haritası bu arkadaşlar 32 doğumlu ve 32 doğumlu bir insanın haritasındaki o dönemleri e, anlarsanız eğer e, ne kadar zor koşullarda ee, yaşadıklarını e, ilişkiler anlamında e, tahmin edebilirsiniz. Yani sekiz kere evlenmek bu devirde tabii ki zor. Şimdi ben haritaya baktığım zaman bunu size söyleyeceğim ama e, ekran geldi mi bu arada Elizabeth Taylor'ın haritası? Geldi hocam. Tamamdır. Şimdi e, bir kere neden e, bu kadar evlilik yaptı bu kişi? 8 kere. E, zaten dediğim gibi haritaya baktığımızda. Burada arkadaşlar Uranüs, Venüs, sevgi, aşk, e, para ilişkilerinde ani kararlar verdirmiş zaten kişiye. Kişi bu konularda ani kararlar veriyor, tekamül ediyor. Yedinci evinde zaten Pluto'su ve Juno'su. Aynı zamanda verdiği ani kararlar sonucunda da... E, 7. evin göstergesine baktığım zaman Merkür de Güneş'le kavuşmuş. Verdi ani kararlar, ilişkiler ve parayla ilgili aldanıyor da. Neptün karşıt açı. Yani ilişkilerde zaten Elizabeth Taylor her zaman aldanan bir kadınmış. E tabii şimdi o zamanlar hani e, evliyken işte biriyle birlikte oluyor falan olaylar olmuş o dönem. Zaten herhalde e, nasıl Türkiye'de hala bu tarz gündem varsa o dönemde zaten Avrupa'da da dünyada da böyle gündemler vardı diye düşünüyorum Amerika'da. Yani e, nikahsız ilişkiye toplum karşı çıkıyor. Onlar da e, oyuncu oldukları için, herkesin bildikleri, e, bildiği, ünlü oldukları için daha doğrusu. Tabii böyle bir durum oluyor. Şimdi e, her Hani şimdi ben çünkü haritayı incelediğimde çok enteresan. Yani sürekli bir aldanma var yaşıyorsun. E progres ilerliyor. Buna rağmen mi sen bunu şey yapıyorsun? Tekamül ediyorsun ya da deneyimliyorsun. Sekiz kere yani. Sekiz kere nikah masasına oturuyor. İkisi bu Richard'la. Ama e, tabii e, sevdiği adam Richard. E, ve e, zaten bu arada Richard'ın kendine yazdığı mektupla gömülmüş Elizabeth Taylor ayrıldıklarından sonra da birbirlerinden vazgeçmemişler. O aşkları hep devam etmiş. Gömülürken de Richard, Richard'ın mektubuyla birlikte gömülmek istemiş. Öyle gömülmüş. Hatta Richard ölmeden ona son mektubu yazmış. Dövmek istediğine dair. Tabi bu arada yine evliler. Ama dövmek istediğine dair de Richard mektup yazabiliyor. Richard da dört nikah kıymış bir adam. Ee, mesela Elizabeth Taylor'ın iyice haritasını inceleyelim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi öncelikle Merkür'ün yöneticinin Güneş'le 7. ev yöneticisinin Güneş'le kavuşumu zaten kişi ilişkiler kişi için çok önemli. Para da önemli evet ikinci evde ve 3. evde para iletişim ve ilişkiler o kişi için çok çok önemli. Ama istediği kadar önemli olsun aldanıyor hayal kırıklığı yaşıyor. Yani ya aldatıyor ya aldanıyor, hayal kırıklığı yaşıyor ki zaten evliliğinde de aldatılmış. Bu arada Richard Burton'un da alkolik e, alkol sorunu var yani klasik işte Hollywood ortamları. E, o da bu tarz e, zorluklar yaşayan bir adam. Tanıştıklarında da zaten alkol problemi olan bir adam, elleri titreyen vesaire. E, Elizabeth ona yardımcı olmaya çalışıyor. Onun dışında Pluto 7 ev, ilişkilerde tekamülü var. Hiç huzurlu bir ilişki hayatı yok. Yani kadın e, her ne kadar e, rahat e, görünse de marjinal görünse de aşk sevgi ilişkilerinde ve yükselen bir yay olarak özgürlüğüne düşkün işte yani her şeye sahip olup yapabileceğini düşünse de buradaki Pluto zaten ilişkilerde e, zor süreçler yaşayacağını zor konularla alakalı tekamül edeceğini zorlanacağını da gösteriyor bize ve aynı zamanda 3 derece Op'la Uranüs ve Venüs'e kara atmış. Yani çok aramış gerçekten sevgi, aşkı çok aramış ama tabii Richard'la tabii götürememişler. Yani onları da sinastride vesaire göreceksiniz. Onun dışında ay burcu akrep bir kadın, tutkulu, arzulu. Güneş balık. Tabii hayalperest tarafları da var. onun dışında Mars balık, Merkür balık. Yani stalyumu var balıkta. Yani ay Kuzey Ay düğümü de balık. Şimdi bu kadar rahat hareket edip hani hayallerinin peşinden koşmasıyla alakalı da yargılayamayabiliriz. Balık burcu hayallerinin peşinden koşmak ister, haklıymış yani. Tabii ki koşacak. Şimdi Richard Burton'a bakarsak eğer, onun haritasında baktığımız zaman kendisi bir akrep ve onun da Satürn kavuşumlu bir Güneşi var. Her ne kadar Akrep olsa da Güneş, ama bir Satürn etkisi de var. Yani bu çok rahat karakterli bir Akrep değil. Zaten Akrep ee, ketumdur. E, Oğlakla daha da kötüm olmuş, Satürn'e. daha da ketum olmuş. Daha böyle içine saklar her şeyi. E, çok fazla kendini ifade etmeyen, bence çok kuralcı, otoriter gibi biri diye düşünüyorum. E, zaten biraz da öyleymiş. Ee, Mars'ın terazide e, 7 evinde bakın 7 evinde yükselen yöneticisi Güneş ve Satürn de yedinci evinde Uranüs'ten ve Plutodan destek almış. Yani şu kavuşum Uranüs ve Pluto destekli bir kavuşum. Her ne kadar zor olsa da belki de çok kolay evlenmek. Uranüs 120'li ile oldu. O da dört nikah kıymış. Belki çok kolay ayrılmak ya da marjinal ilişkilere çekilmek yine bu 120 açıyla oldu kolay hareket etmiş. Ee, yedinci ev yöneticisi Venüs'e bakarsam eğer o da MC'de yani evlilikleriyle zaten toplumda bir kariyer edinmiş bir statü edinmiş bu kişi. Ee, dediğim gibi Elizabeth Taylor'la tanıştığında zaten evliydi. Ee, Venüs ve Ay'dan olumlu açı alıyor bu güzel bir erkeğin haritasında Venüs ve Ay'la arasının yani olumlu açılar alması Venüs Ay'ın güzeldir. Kadınlarla ilişkisindeki başarısını gösterir. Onun dışında bakıyorum çok önemli bir şeysi yok şu an. Şimdi sinastrilerine bakmak istiyorum. Elizabeth Tyler'ın haritası içeride, Richard Burton'un haritası dışarıda arkadaşlar. Şimdi bu harita da çok enteresan bir harita. Yani unutacağınızı düşünmüyorum. Özellikle ilişkiler astrolojisiyle ilgilenen insanlar unutacağı bir harita olacağını düşünmüyorum. Ben pek çok videoda, pek çok yazımda bu güneş ve ay kavuşumu ne kadar müthiş bir şey olduğunu anlattım. Şu yeni ay. Burada şimdi yeni ay aşkı var. Müthiş bir şey değil mi? Harika. Unutulmaz aşklardan ya da büyük aşklardan biri gösterge karı koca olarak birbirlerini görüyorlar. Ama aynı zamanda arkadaşlar bir de dolunay aşkı var. Aynı anda ikisini yaşıyorlar ve dolunay aşkı da böyleydi. Yani bu çift hem yeni ay hem dolunay aşkı yaşıyor. Müthiş bir şey. Yani ben çok nadir ben çok sinastri analizi yapıyorum. Çok fazla bakıyorum, danışmanlıklar veriyorum. İkisi bir arada sadece şu haritayı gördüm şu ana kadar. İnşallah nasip olur başka böyle güzel haritalar da görürüm ilişkilerde. Yani hem yeni ay olan bir aşk yaşamışlar hem dolunay olan bir aşk yaşamışlar. O yüzden aralarındaki bağ çok kuvvetli. Yani nasıl 20 küsür yıllık bir mektupla insan gömülmek ister değil mi? Ve iki kere aynı masaya nikah masasına oturuyorlar. Şimdi dediğim gibi 8 kere evlenmiş Elizabeth Tyler. Richard Burton onun bildiğim kadarıyla 5. eşiydi. Şimdi birinci eşi burası, ikinci eşi, üçüncü eşi, dördüncü eşi, beşinci eşi. Bir daha bakalım. Bir, iki, üç, pardon. Şöyle silelim. Dört, 5 Beş. yani beşinci nikahı e, ve altıncı nikahı Richard'la kıydı şimdi beşinci nikahına baktığımız zaman zaten Richard'ın 21 derece Uranüsü o eve düşmüş yani 5. eş göstergesi evine düşmüş e, aks Vertex aksları düşmüş bakın arkadaşlar Vertex aksları Vertex birinci ev gibi ee, Antivertex 7. ev gibi çalışır ve akslar aynı e, şey pardon Vertex ve Antivertex aynı aks frekansında çalışır ve Vertex ikinci yükselenimizdir. Yani burada e, Richard'ın Vertex'i ile Elizabeth'in e, Güneye ait düğümü kavuşumda. Yani kar e, karmik bir ilişki bu ilişki yaşayarak bir şeyleri tamamlamak üzerine gelmişler. Zaten birbirlerine bu insanlar tanıdık geliyor. Yani Ay Satürn kavuşumu var burada yani e, birbirlerini hiç yabancılık hissetmemişler ve birbirlerini tanıdık geldikleri için zaten bir bütünleşme hissetmişlerdir başka göstergeleri de gösterdim daha çok şey var göstereceğim yani satürn burada duygusal olarak Elizabeth'a ne kadar soğukluk verse de aynı zamanda bağlılık da veriyor sadakat de veriyor yani ayrılmak da istemiyorlar birbirlerinden ama tabii ki satürn burada olduğu için zamanla sevgide soğukluk da verebilir İyi yönetmek lazım ama baktığım zaman ee, Richard'ın Satürn'ü ile Elizabeth'ın Junos arasında da 120'lik var. Bu da güzel. Yani partnerlikte birbirlerini desteklemiş oluyorlar. <laughs> Onun dışında e, bu kuzey ay düğümü antivertex, vertex güney ay düğümü kavuşumu tamamen kadersel karmik birlikteliği anlatıyor. Tamamen yaşamaları gereken bir şey anlatıyor. Peki tek taraflı mı? Hayır. E, ee, Elizabeth'ın da vertexi Richard'ın kuzey ay düğümüyle kavuşumu. Biri kadersel bir aşk yaşıyor, biri karmik bir aşk yaşıyor. Bakın, yani iki taraflı yaşanmış, tek taraflı değil. Yani ay yeni ay yaş yeni ay aşkı var, dolunay aşkı var, vertex iki taraflı kavuşmuş ee, ve beşinci eşte kadın böyle bir aşkı bulmuş beşinci nikahda. Ee, devam edelim. Uranüs de zaten burada olması yine 5. eve düşmüş olması Richard'ın Uranüs'ü ani bir e, evlilik gündemi vermiş. Ani bir tanışma, ani bir yıldırım aşkı, ani etkileşim vermiş. Film setinde e, tanışıyorlar dediğim gibi Kleopatra filminde. E, sonra yöneticisine bakalım. Yöneticisi Aslan, şey Jüpiter Aslan'da 8. evde. Yöneticisi zaten Aslan'da olması hani oyuncu ee, ya da ünlü biri eş olma ihtimali üzerinde e, duruyor. Yani gösteriyor harita bize. Aynı zamanda beşinci eş göstergesi Jüpiter Richard Burton'un güney ay orta noktasıyla sekstil açı yapmış. Burada da bir etkileşim var arkadaşlar. Güney ay orta noktası zaten o kişinin ee, bütün olarak benlik olarak en hassas noktasıdır. Hem duygusal hem egonun orta noktasını düşünün. Yani o kişiyi tanımlayan noktalardan biridir. Ve kişi e, Elizabeth'in beş, 5. eş e, göstergesi Jüpiter'le Richard'ın orta noktası Güneş, Ay orta noktası arasında sekstil açı var. Bu da gayet güzel. Aynı zamanda e, baktığımız zaman Bir saniye. Şimdi ikinci evliliklerini göstereyim. Sonra Richard içeri alacağım. İkinci evlilikleri, şimdi bir, beşinci evlilikleri bu. Peki altıncı eş, altıncı eş olarak nasıl Richard tekrar haritada çıkıyor? Şimdi tekrar baktığım zaman altıncı eş olarak da burası görünüyor. Tabii e, Elizabeth ta devam ediyor. Burası yedi. E, burası sekiz. sekiz. de bitmiş nikahları. Şimdi 6'ya geldiğimiz zaman 6'nın yöneticisi Venüs. Venüs'e bakıyoruz. Venüs burada eee bir arada ani bir nikah gündemi veriyor ve 5. ev yani 5. eş göstergesiyle Venüs arasında 120'lik açı var arkadaşlar. Yani aniden iki, aniden daha önceki eşle nikah kıyabilirmiş 5. eşiyle. ile. Ee, tekrarlayayım ben burayı. Altıncı eş göstergesi Venüs, beşinci eş göstergesi Jüpiter'le yüzdemilik açı yapmış. Aniden bir önceki eşiyle tekrar nikah masasına oturabilir gündemi vermiş. Şimdi Richard'ı içeri alacağım. Tabi bu arada dediğim gibi burada anlatacak çok konu var ben yakaladıklarımı anlatıyorum mesela şunu da tekrar göstereyim yani buradaki satürn ay kavuşumu okey ama richard'ın güney ay düğümü elizabeth'ın antiverteksi ve satürn'ü de kavuşumda yani birbirlerini sürekli kanca açı atıp unutulmaz ya da büyük aşk göstergeleri olan bir harita arkadaşlar sinastri yani bu kişiler de zaten bunu yaşamış şimdi dediğim gibi richard'ın haritasını içeriye alalım Şimdi buraya baktığımda kuzey ay düğümü e, birinci ev ASC'ye gelmiş. Aynı zamanda antivertekse zaten bunlar e, yine evli, evli çiftlerin çoğu da göreceğiniz göstergeler. Ay düğümleri 1.7'ye geliyor ya da 4.10'a geçiyor. Evli çiftlerin çoğu haritasında bu göstergeler var. E, bu sefer kavuşum bu bahsettiğim kavuşum zaten Richard Burton'un 7. evinde gerçekleşmiş. E, sen bakarsak tabii 8. evi oluyor. Zaten cinsellik de çok yoğun yaşanan bir ilişkiymiş. Ama sonuçta Palasidos baktığımda 7. evde böyle bir kavuşumu görebiliyorum. Aynı zamanda Dolunay aşkını da Richard Burton iç aleminde, iş dünyasında yaşamış. Yani 12. evle alakalı. Bu arada 12. evi düşen gezegenleri görüyor musunuz? Önce aşklarını tabii saklamışlar. Çünkü evlilerdi ya her iki haritada da arkadaşlar... İkisinin ee, ikisinin de 12. evi gezegenleri düşüyor. Yani gizli bir aşk yaşadıkları da ortada haritalar veriyor. Sonra söyleyip e, ortaya çıkıyor tabii. Sonra boşanıyorlar. Hatta yönetmen öpüştüklerini de ayıramıyormuş. Çok yüksek sesle bağırıyormuş ki ayrılsınlar. <laughs> Ayrılmıyorlarmış. Ee, bu arada Elizabeth'ın Uranüs ve Venüs'ü birinci evine düşmüş Richard'ın yani aniden yıldırım aşkı, aniden e, farklı bir aşka düşmüş kişiye, marjinal bir aşka düşmüş. Yöneticiliklerine bakarsak Eros ve Pisişe'nin, e, Elizabeth'ın Pisişe'si yöneticisi Merkür, e, Richard'ın Eros'un yöneticisi evet. Venüs. Bakalım Venüs, Oğlak'ta, Merkür, Balık'ta. Aralarında 7 evet aralarında sekstil açı oluşmuş. Yani e, ruh eşi de hissetmişlerdir bence birbirlerini. Çünkü çok ciddi göstergeler var. Ruh eşi duygusunu yakalamışlardır kesin. Ama biz kavuşumda daha yoğun olduğunu biliyoruz ruh eşi duygusunu. Yani burada arkadaşlar görüyorsunuz. Yani e, geçen haftaki haritada, Güneş ve Ay ne kavuşumu vardı ne birbirlerine açıları vardı ama 14 yıllık bir ilişki ve iki çocuk vardı. Bu haftaki haritada bir yeni ay aşkı var, bir dolunay aşkı var, ruh eşit, duygusu var, her şey var. Kişiler 10 yıl evli kalıp boşanıyor. Son tekrar nikahlanıp bir yıl sonra tekrar boşanıyor. Yani biz aslında haritalarda mükemmel, en mükemmel göstergeleri bulsak bile ki zaten öyle bir şey yok. Öyle bir harita yok, öyle bir natal yok. Bu dünyada e, yin yang hepsi bir arada yani hepsini bir arada yaşayacağız zaten. Yani böyle işte dört ikilik bir ilişki yakasa, yakalasanız bile emin olun o ilişkinin ömrü kişilerin kişisel kapasitesine bağlı. Yani haritaya bağlı değil. Haritaları yönlendiren seçimleri yapan aslında biziz. Gökyüzü evet bizi etkiliyor. Yani oradaki gezegenler vesaire hepimiz öğreniyoruz. Evet etkiliyor. İşte yorumluyoruz, analiz yapıyoruz vesaire. Ama burada e, Yaradan e, cüz'i iradeyi bize bırakmış arkadaşlar. Biz şu an külli iradeyi konuşuyoruz yani yorumlarda. Ama cüz'i irade kulun. Kul gerekli özveri yaparsa, gerekli özeni gösterirse zaten o zor açıları aşıyor ki. Natal'de biz bunları görüyoruz değil mi? Yani o kareler aşılıyor bir şekilde o mücadele veriliyor bir şekil. Yani ilişkiler haritasında da bu şekil böyle. Yani e, bunu mesela gördüğü zaman insanların o falan harika de, derler ki yani ben diyorum yani şu anda. Ama sonuçta bu insanlar devam ettirememiş. Hani bir de bu taraftan bakmak lazım. Yani önemli olan bunu yakalamak değil. Önemli olan gerçekten dört ikilik ilişkinin kıymetini bilmek. Hani karşılık tabii tek taraflı değil alma verme dengesini gözetmek gerek Şimdi devam edelim e, buradaki vurgulara e, neptün ay kavuşumu da zaten müthiş bir şey müthiş bir duygu verir. Hem Pisces hem Neptün Elizabeth'ın kavuşumda aynı şekilde Richard Burton ayıyla kavuşumda olmuş. Bu da zaten duygusal, e, içsel, e, ruhsal bir bütünlük verir. Yani onlar duygularında iç alemlerinde e, hatta gözleriyle anlaşırlar gibi bir durum yaşıyorlardır. Yani kısaca böyle söyleyebilirim. Çok e, derinlik vermiş ilişkilerine. Aynı zamanda aylar da uyumlu. Akrep ayıyla Başak ayı da uyumlu. Yani duygusu olarak da birbirlerini anlayan insanlar. Güneş akrep, balık akrep, egolar da birbirlerini anlıyor. Yani o kadar müthiş uyumlar var. E peki şiron çarpması yok mu? Var tabii olmaz olur mu? Bakın şurada şiron çarpması var. Hem de satürn çarpması var. Yani hem şiron hem satürn karşılıklı artı güneşte yanlarında ay yanlarında. Yani burada güçlü bir e, sıkıntı da var. İşte dediğim gibi bunu aşan çiftler de var arkadaşlar. Ben takipteyim. Yani aşanlar da var aşamayanlar da var. Ama işte kişisel gelişim yapanlar aşabiliyor. Bakalım e, diğer kişinin şironu nasıl? Onun şironu venüsle kavuşumda. Mesela aslında Elizabeth Richard'a iyi gelmiş aşk sevgi anlamında iyi gelmiş. Ee, bu arada Richard'ın kendi harit haritasında Chiron çarpması var. Bu arada tabii ki akrep burcu bağımlılıkla mücadele ediyor. Su grupların çoğunda bağımlılık durumları var ya bağımlılıkla mücadele. Elizabeth onun bağımlılığına da çok mücadele etmiş. Şimdi ben tanışma anları ile ilgili e, ve boşanma anla evlilik anları ile ilgili boşanma anları ile ilgili göstergelere bakmak istiyorum. Sinastrileri bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi kompozit haritalarını önce bir açalım. Şimdi kompozit haritaları bu. İlişkilerini mümkün olduğu kadar gizli yaşamak istemişler. Herkese her şeylerini göstermek istememişler. Hem de Oğlak'ta. Değil mi? Ayrıca sosyal çevrelerinde çok zorlanmışlar. Ee, mücadele etmişler hatta maddi kayıplar da olmuş olabilir ee, burada 2-8 aksana kare yapmış Satürn Mars ee, belki evlilikleri maddi sorunların da yanında getirmiştir kayıpları olmuştur ee, tabii ki Ay ve e, Venüs'e bakarsak eğer kadın ilişkideki durumu ne ee, bu arada okuduklarımda e, 12 çocuğun en küçüğüymüş Richard ee, fakir bir ailede büyümüş ee, İkisi de İngiliz ama Elizabeth çok zengin bir ortamda büyümüş, zengin bir kızmış. O yüzden aralarında ekonomik sıkıntı da var. Richard Burton elektrikleri sürekli kapatırmış ışıkları. Hani elektrik faturası fazla gelmesin diye. E normal hani o dönemler İkinci Dünya Savaşı deneyimlemiş insanlar bunlar. Ama tabii Elizabeth öyle değilmiş. İstedi eline geçen parayı çok rahat harcayarmış. Aralarında zaten bir parayla da ilgili ya da hayata bakışla ilgili de bir de 7 yaşın verdiği bir durum var. Farklılık da var. Ee, şuradaki kare zaten kompozit haritanın ne kadar zor geçtiğini gösteriyor. E onu geçelim. Bir yeni ay aşkından bahsettim. Dolunay aşkından bahsettim. Ama burada ay güneş karesi var arkadaşlar. Bana soruyorlar mesela. Bana gelen sık sorulardan biri. Sinastrimiz çok iyi. Ee, pardon. Aynısını da söyleyebilirim. Sinastrimiz çok iyi. Kompozitte bu var sizce hangisi geçerli nasıl olur? Ya da kompozitimiz çok iyi şey sinastrimiz çok kötü kompozitimiz çok iyi İşte o yeni ay falan yakalamışlar güzel açıyı işte bu kurtarır mı ilişkiyi? Arkadaşlar yani şimdi kompozit kötü diye zaten bu kişiler ayrılmıyor. Bu kişiler potansiyele sahipler şuradaki güneş ay karesi potansiyeline sahip bir ilişki yaşıyorlar bu ilişkin haritasıydı kişilerin değil ilişkinin potansiyeli var. Kompozit bizi bunu anlattı mı? Buradan ya güneşi ya ayı tetikleyen zor transitler bu potansiyeli gündeme getiriyor. İşte benim dediğim gibi burada cüz'i iradeyle kişiler bunu aşabiliyor. Ee, bunu bu şekilde de görebilirsiniz. Örneğin ben şeye şaşırmıştım Cem Yılmaz'la Ahu'nun boşanmasına. Çünkü Cem Yılmaz hemen e, Akrep Satürn transitinde boşanma kararı aldı. Biraz daha sabırlı olsaydı 7. evinden geçiyordu. Biraz daha sabırlı olsaydı belki o evliliği yürüyecekti. Yani o Satürn sınavları işte ne bileyim Pluto sınavları gibi gibi tabii kişileri zorluyor iş tahammülleri kalmıyor hemen boşanmaya gidiyorlar. Şimdi bakalım kompozit evlenmede ilk evlerine bakalım bir saniye nasıl etki almış? Şimdi ilk evlendikleri nikah günü 14 Mart 64'te evlenmişler Kanada'da ve içerideki haritada kompozitleri. Şimdi bu kişiler evlendiklerinde ne olmuş? Bakın şans noktası ve Venüs Satürn kavuşumu var ve birinci ev. Sevgide bağlılık Satürn Venüs kavuşumu. Yani ilişkilerinde resmiyete dökmek istemişler. Satürn o günün transiti. İlişkilerini resmiyete dökmek istemişler. Venüs orada. Uranüs e, ee, yedinci eve düşmüş. İlişkileriyle ilgili ani bir gündem yaşamışlar. Evet nikah günü çünkü. Zaten böyle hep nikahlara da ani karar veriyorlar. Çünkü Elizabeth Uranüs-Venüs kavuşumlu biri ya. Hemen böyle ani nikaha karar verip evleniyorlar bu arada. Aynı zamanda ilişkilerindeki Uranüs de Ay'la kavuşumda. Bakın yine kadının ani kararı olmuş. Venüs-Şiron kavuşumu. Natallere bakalım Natallerde durum nasıl olmuş? Elizabeth'ın şeyine bakalım. Nasıl etkilenmiş nikah günü? Nikah günü zaten az önce söylediğim gibi arkadaşlar iki kişinin haritasında ay düğümlerin çok etkisi var. E tabii ki transitte de ay düğümlerin çok etkisi var. İşte kat gelmiş yediye. E, kesin bir evlilik ilişki gündemi veriyor. E, zaten onu yaşamışlar. Uranüs e, Neptün'ün üzerinde yani Uranüs nerede? İlişkiler evinin yöneticisi Merkür'ün tam karşısında. Aniden hayalindeki e, ilişkiye kavuştuğunu düşünüyor kişi. E, zaten beşinci eş göstergesi buradaydı. Herkes buraya yığılmış gördüğünüz gibi. Hepsi burada. Güneş burada. Ay burada. Yeni ayla birlikte herhalde nikah kararı aldılar. Ve e, yaptılar herhalde. Yani 14 Mart'tan önce bir yeni ay olmuş zaten. Merkür orada. Mars orada. orada. Yani böyle bir gündemi yakalamışlar. İlk nikah günleri. Ee, hemen Richard'a bakalım. Richard'ın haritasına baktığımızda e, birinci evlilik evliliklerinde e, ay o gün ay e, birinci evine geliyor. Yani Hatta yükselenle kavuşumda diyebiliriz. Yani e, duygusal olarak bir gündem yaşıyor. Ve birinci evinden Jüpiter geçiyor. Bu da evlendirir. Birinci ev Jüpiter, yedinci ev Jüpiter, onuncu ev, dördüncü ev Jüpiter, birinci ev Jüpiter, beşinci ev Jüpiter. Hep evlilik ilişki potansiyeli verir. Zaten kişinin nikah gitmiş, evlenmiş. Onun dışında yine Neptün e, bu kavuşuma eşlik etmiş. Onların ay... Güneş ve Satürn kavuşumu vardı ya sinastride. Transitte de Neptün gelmiş oraya arkadaşlar. Yeni ay yani hayallerindeki aşkla kavuşmuşlar resmen. Neptün de eşlik etmiş durumu. Ay Uranüs kavuşumu. Aniden hayatına bir bayan girmiş işte. Evlilik kararı. Tabii kendi de boşanıp evleniyor. Yani her ikisi de boşanıp evleniyor. Peki ilk nikahlarını ee, arkadaşlar nasıl bitirmişler şimdi bir de bu şekil bakalım Elizabeth Tyler'ın haritasından bakıyorum şimdi az önce bahsettiğim işte satürn buradan geçerken koşanmışlar zaten 7. ev satürn zordur 8 zordur 4 zordur yani bir de zordur, on da zordur. Yani akslardaki satürn zor. Tabii ki yani kariyer, evlilik, aile her konuda hatta sağlık konusunda da kişileri etkiliyor. Yani şimdi burada da böyle bir şey yaşanmış. Ama e, şimdi bileyim beklemede kalmak ya da hani biraz daha beklemek yok. Satürn şuraya girdiği an başlamış günde. Bir de güney ay düğümü de burada. Tabii bu da zor. Yani ilişkisiyle ilgili karmik konuları tamamlamaya çalışıyor kişi. E, Tabii Kuzey Adıyem'i de burada daha kendine önem verdiği, önemsediği bir dönem yaşamış. Peki beşinci eş göstergesinin orada neler oluyor? Burada da Şiron Lily'yle kavuşmuş. Yani bu evliliği ilgili bazı entrikalar, bazı yaralar, hem de ani bir boşanma kararı vermiş galiba. Dedim ya aldatılma da var çünkü adam alkolik, ister istemez, oto e, kontrol zayıf. Yani burada Şiron e, ve Uranüs karşıt açısı aynı zamanda arada da Elizabeth'in Elizabeth'ın Lilith'ı. Yani entrikalı e, yara alıyor bazı entrikalardan duyduklarından ve boşanıyor. Pardon e, burası beşinci eş, boşanma eviydi. Burası beşinci eş göstergesiydi. Buradan Jüpiter geçiyor arkadaşlar. Jüpiter geçerken boşanıyor. Jüpiterin e, üstünde Mars var. Harekete geçiyor boşanmayla ilgili. Beşinci eş göstergesi Jüpiter'de ya. Burası da onun boşanma evi. Onun sekizinci evi diyebiliriz. O eşin e, ortak gelirler evi işte sekizinci evi diyebiliriz. Öyle düşünebiliriz. Kaydırma yöntemiyle. Şimdi Richard'a bakalım. O hangi koşullarda boşanmış? Evet. Ona baktığımızda onun e, ikinci eşiydi Elizabeth. İkinci eşi onun burası arkadaşlar. İkinci eşi burası o zaten burada bir üçgen yakalamış yani bu evliliğinde, ilk ev, ikinci evliliğinde. E, onun göstergesi de Jüpiter burada. Ve Chiron'dan kara almış, Uranüs'ten kara almış, böyle bir T kare oluşmuş. Yani burada e, hem yara alıp hem aniden boşanmaya gitmiş ilişkisinde bunu görüyoruz ve Kuzey Ay düğümü yaşarken bunu yaşıyor. Ama tabi burada en önemli göstergelerden biri ne? Uranüs ilişkiler evinden geçiyor, Mars'a e, doğru gidiyor, Yani e, Pluto zaten orada. Ayrıca e, Pluto ay kavuşumu var boşanma gününde. Yani e, ilişki anlamında e, duygusal olarak ölmüştür. Yani ölümü tatmıştır herhalde diye düşünüyorum. Ama bitmemiş tabii ilişkileri. Bitirememişler. Bu ay düğümleri e, bakın e, ikinci eş evinden bile geçerken ikinci evliliğini kişinin etkiliyor. Aynı zamanda dokuzuncu ev e, ikinci eşi ve buradaki Jüpiter de on, onu aynı şekilde etkiler yani yayı etkilemiş durumda olur. Ve balıkta e, Uranüs'e doğru gidiyor. Yani ani ikinci ilişkiyle ilgili ani bir gündem de vaat etmiş orada. Şimdi ikinci nikahlarına gelmek istiyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar konu sizin de ilginizi çekti mi? Çok eğlenceli. Evet. Değil mi? Çok farklı. Ya zaten <laughs> farklı harita olunca insanın çok ilgisini çekiyor. Yani her her zaman böyle sinastriyi bulamayız yani. O yüzden didik didik etmek gerek. Güzel. Şimdi evet. e, ikinci evlilikleri Elizabeth'in haritası ikinci evlilikleri. İlişkilerde bir motivasyona girmiş Mars burada. İkinci evliliği burası ve yine ay düğümleri var. Gat. Yani geçmişten gelecek bir ilişki gündemi ve e, Elizabeth'ın altıncı nikahı. Altıncı nikah evininden e, Gat geçmiş, Şiron üzerinden geçmiş, yaralarını sarmış demek ki ve e, bu evliliğe karar vermiş. Kuzey ay düğümü de tabii ayın üzerinden geçmiş. Yani güney ay düğümünün geçmesi zaten geçmişteki ilişki olabileceğini gösteriyor. O yüzden ee, daha önceki eşiyle tekrar nikah kıyıyor, tekrar deniyor. Neptün yine Neptün devrede. Elizabeth Taylor'da Neptün hep devrede olmuş. Ee, Venüsle kavuşumda ve aynı zamanda ilişkiler evinin yöneticisinin karşısında. Güneşinin de karşısında. E, vertex aksına da satın düşmüş yine bu da e, o gün için önemli bir e, sorumluluğu anlatıyor ilişkilerle ilgili ortak gelirlerle ilgili gün olarak baktığımızda nikah günü Uranüs'ün zaten 10. evde olması e, 4. evin karşısında işte aileyle yuva ile ilgili ani bir gündem veriyor aynı zamanda Jüpiter de 4. evde arkadaşlar Venus ve Venüs Uranüs de kavuşumda yani ikinci e, nikah tarihinde çok güzel yakalamışlar. Richard'a bakalım. Onun haritasında nasıl olmuş? Onun haritasında da Ay Juno kavuşumu var. İkin, yani e, ikinci, üçüncü eşi de burası. E, yöneticisi Satürn burada ve Uranüs ilişkiler evinden geçerken tekrar ani e, evlilik kararı almış ama Mars'ın üzerinden geçmiş Uranüs yani harekete geçmeyle alakalı olarak bu arada Merkür de Güneş Ay orta noktasının tam üzerinde bir sözleşme ilişkilerle ilgili bir sözleşme Jüpiter yine birinci evde Boşanmaya bakalım. Richard Burton e, boşanmasında ne etki etmiş olabilir? E, baktığımız zaman son nikahları burasıydı ikisinin. Ee, ve oradan Satürn geçiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Satürn Lilith. Yine Lilith. İlk nikah boşan ilk ilk boşanmada da Lilith vurgusu vardı. Şimdi burada da var. Ee, yine Satürn tabi. Satürn aa bizi bırakmaz Satürn. <laughs> Her zaman ön rollerde, ön baş baş rollerde. Yani ee, ikinci ee, eş göstergesinin karşısındaki Satürn Eş göstergesi demeyeyim, eşini gösteren el, karşısından geçen satürn tabi ilişkiyi zorlaştırmış. Pluto zaten öyle, ilişkilerde dönüştürmeye zorluyor. Ay-Mars, duygusal gerginlik, kavgalar, tartışmalar vermiştir büyük ihtimalle duygusal anlamda. Kuzey ay düğümü de ilişkilerle ilgili. Ee, evinden geçiyor. Yani burası mesela güzel şeyler vaat ederken ama buradaki sıkıntı çok büyük. Onay vermemiş. Şimdi Elizabeth'in bakalım boşanmasına. Onun örneğin eee Arkadaşlar ikinci nikah evinden Jüpiter geçiyor. Ama onu en çok zorlayan bence e, yine şu Neptün zaten önünü göremiyor. E, onun dışında ay düğümleri ona da gelmiş yani onu da etkiliyor Güney ay düğümü buraya tam giriyor. Yine geçmişteki ilişkisiyle ilgili gündemi tamamlayacak. E, Ve sekizinci evdeki Satürn, Güneş ve bunlar Jüpiter'e doğru gidiyor. Tabii ki bu da çok çok zor. Satürn zaten sorumluluklarla alakalı sınavlar da zorlaştırıyor. Ve 8 ev mahkemeler aynı zamanda. Tabii zor bir gündem veriyor. Yani şimdi şaşırtıcı şeyler de var. E, buradaki kavuşum yani e, altıncı eşinin nikah e, göstergesi olan Venüs Uranüs'te kavuşmuş, e, bir açısı yok tamam belirsiz. Ama hani e, Koç olumsuz bir açı da almıyor. Mesela Venüs Venüs Trium var, olumsuz bir açı da yok. Hatta Venüs Lilith Trium var. Yani sanki bu son boşanmada daha çok Richard üzülmüş. Elizabeth e, çok fazla üzülmemiş. Demek bazı şeylerin olmadığını görüp e, yüreğine gömmüş diye düşündüm ben. E, sonra devam edelim. Arkadaşlar kompozitte boşanma nasıl göründü ona bakmak istiyorum. Mesela birinci boşanma kompozitte nasıl göründü? Örneğin burada hemen e, ilişkileriyle ilgili bir tartışma gündemi olduğunu görüyoruz. Mars 7'ye girmiş. İlişkilerle ilgili tartışma gündemi vermiş. Lilliat da yükselen üzerine gelmiş. Entrikalar, bazı karanlık işler, üçüncü kişiler. Tabii ki bu insanlar da ünlü olduğu için üçüncü kişilerin de eksik olabileceğini hiç düşünmüyorum. Bu tarz bir gündem yaşamışlar. Aileleriyle ilgili baktığımız zaman... Venüs Neptün karesi var. Yuva aile konularında zaten hayal kırıklığı yaşamışlar. Tanıştıklarındaki haritaya bakalım. Yani tam tarihi bilmiyorum. Ay olarak aldım. Mesela Elizabeth'ın tanıştığında ki etkisine bakalım. Dediğim gibi ay olarak bilmiyorum. Juno ay kavuşumu olmuş o gün. Ee, onun dışında Güneş beşinci eş göstergesindeymiş. Venüs'te şans noktasıyla kavuşmuş tanıştıkları gün. Ee, bu tarz etki olmuş. Ve e, tabii ki en önemlisi Jüpiter, e, Kuzey Ay Düğümü e, kavuşumu var. Ve yükselenin üstün yükselen yöneticisi Jüpiter ya üzerinden ki Kuzey Ay Düğümü geçiyor. O nedenle hani bu da çok önemli onun için. Hayatına bir gündem getirmiş. <laughs> Evlendikleri zamanki progrese baktığımız zaman arkadaşlar, progres haritaya baktığımız zaman e, ilişkiler evinde Jüpiter e, görünüyor e, Vert, Vertex görünüyor e, yani bir ilişki gündemi var e, ilişkiler evinde üst üste koyduğumuzda Natali ile birlikte Merkür e, nikahı anlatır, Mars nikahı anlatır. Merkür sözleşme Mars daha çok nikah. E, beşinci eş evinde Merkür var progres haritasında. yani e, bir e, akit bir sözleşme bir ilişkiyle alakalı bir gündem yakalayabilir. Bunu ifade ediyor. Aynı zamanda e, Mars kuzey ay düğümü kavuşumu var ve e, zaten. 5. eş evine girmiş. Ee, bu da yine bu gündemi veriyor. Yani öyle o ilişkilerle ilgili e, kadersel bir motivasyon olduğunu gösteriyor. Bunu bu şekilde de görebiliriz. Ayrıca e, kompozitten de bakıp görebiliriz arkadaşlar. Kompozite bakalım. Mesela o yılki progresi yani Tanıştıklarındaki progresi, progres haritası. Asla ben nikahlarına baksam daha iyi olur bir saniye. Yapmış ki almışım ki. Nikahlarını alalım. 14 Mart 64. Çünkü kompozit harita içeride, dışarıda Elizabeth'in ilk nikah tarihindeki progres, o yılki progresi var. Böyle baktığımızda da e, Satürn e, ilişkiye kanca atmış. Yani böyle bir ilişkiye zaten Elizabeth yaşamak istiyor. Jüpiter de o yılki e, ilişkiler evine girmiş zaten. E, yani kişi bu ilişkiyi yaşamak istemiş. Buradan bunu da görebiliyoruz. E, Kuzey Ay düğümü Venüs kavuşumu gibi. Ayrıca şu şekilde bakabiliyoruz arkadaşlar. Ee, örneğin Richard'ın haritası ve Elizabeth'ın o yılki progresi, nikah kıyıldığı zamanki progresi. Böyle baktığımız zaman da e, ay düğümlerinin yine vertexle kavuştuğunu görüyoruz. Richard'ın ıı, burasıydı Jüpiter'i. 18 derece Jüpiter'i Elizabeth'ın progres ayıyla kavuşumda. Yani ikinci eş göstergesi Jüpiter ıı, Elizabeth'ın Progress o yılki progres ay olayla kavuşumda arkadaşlar. Bu da yine bir ıı, Evlilik gündeminde miyim de hani o kişiyle tanışma, evleneceğin kişiyle tanışma gündemi verebiliyor. Bunu da dikkate alabilirsiniz. Hatta şu şekilde yapsam daha iyi göreceksiniz. 14 Mart 64. Tekrar çıkartacağım. Elizabeth Taylor'ın haritası içeride. Ee, Richard'ın o yılki nikah günkü progres haritası da dışarıda arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda da e, o yılki antivertex'inin yine o e, beşinci eş göstergesine düştüğünü görüyorsunuz. Güneş'inin Elizabeth'ın birinci evinde hatta Merkür'ünün de. Ee, yükselenle ASC'si ile Elizabeth'ın kavuşumda olduğunu gösteriyoruz. Mesela bunlar hep birer gösterge arkadaşlar. Yani işte o kişiyle bir gündem yaşama göstergesi, işte ilişki e, resmiyete döner mi, nikah olur mu e, göstergesi. Yani partnerin nat Natal'i, sizin progresiniz ya da sizin Natal'iniz, partnerin progresiyle de o yılki gündemlerinizi yakalayabilirsiniz. Benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım e, kolay anlamışsınızdır. Biraz karışık çünkü iki nikahlı olunca sekiz nikah ve dört nikah bir arada götürmeye çalıştım. Sorularınız varsa e, yardımcı olabilirim. Hocam var ya. Sesli sorun mu var? Sıkıntılı geliyor. E, sesim geliyor mu hocam şu an? Geliyor, geliyor. Buyurun. E, tamam ben şeyi merak ediyorum. Lilith ile Güney Ay düğümü kavuşumu haritalarda, nasıl haritalarında? Yani e, şimdi Lilith'i biliyorsunuz. Hangi evde bu arada? Sekiz. Sekiz, wow, O da daha zor. <laughs> e, hangi burç? E, Yengeçte hocam. Ha, kadın değil erkek güney ay düğümü anladım zaten erkek e, bir karma tamamlamaya çalışıyor kadınla güney ay düğümü okey ortak gelirler ve cinsellikle alakalı ama orada dönen de kadın tarafından dönen bazı entrikalar var yani kadının yanında üçüncü kişiler var gibi anladım hocam yani evet. müdahale var onların ortak hayatlarına müdahale tamam Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Ben sorabilir miyim? <laughs> merhaba, merhaba. Şey, Elizabeth'in evlilik armutenine bakabilir miyiz? Hani tetiklenmiş mi evlendiğinde? Kısaysa eğer tabii. O biraz detay oluyor. Onu şu an aslında bakılacak çok şeyler var, Arap noktaları falan. Onları umarım siz yaparsınız. Onlar çok detay oluyor. Şu tamam. an o kadar gelmek Tamam, tamam. Teşekkürler. Aynen dediğiniz gibi bakılacak çok şey var. Müthiş bir sinastir haritası. Yani mesela bunu örnek alıp çok şey inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hayat hikayelerini de okuyabilirsiniz. Çok veriye ulaşabilirsiniz. Ben zaten böyle çok veriye ulaşacağım yaşamış hikayeler bulmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bizim ünlülerimizde pek çok bilgiye ulaşamıyoruz. Doğum saatleri bile yok yani. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. E, Sinaside e, açı orkularını ne kadar alıyorsunuz acaba? E, Şimdi ee, değişiyor. Ee, güneş, ay e, mesela bazen e, genelde 5 alınıyor ama hani e, bazen 6 7 alabiliyoruz. Ee, diğer gezegenler Güneş ve ayın dışında, ışıkların dışında diğer gezegenler en fazla 5 ama çok mükemmel hani çalışmasını istiyorsanız tabii 5'in 6 3 4 yani gezegen olarak. Ben Yani her iki kişinin de e pardon. Yani her iki kişinin de gezegeni diyelim ki Venüs'ü e, Aslan'da ama biri işte 5 derecede, diğeri 20 derecede kavuşumda e, ya yani aradaki Çünkü, 15 derece farktan dolayı o, şey olmaz, yapamaz. Almayız. Çünkü düşünsenize yani ee, arada çok fazla orb var. Yani birbirlerini enerjiye nasıl ulaştıracaklar? Yani tamam aynı elementsel enerji var. Okey yani aslan burcundalar. İkisi de ateş grubu ve aslan enerjisi taşıyor güneş ay. Ama e, orb olarak birbirlerine yakın değiller. Yani o frekansı yakalamaları zor. Öyle söyleyeyim. Ama element uyumu enerjisi güzel. Tamam teşekkür ederim. Rica yani. Hocam Başka ben bir şey soracağım. Hocam karşı taraf. Ne sorun isterseniz. Alayım tamam, ben soruyu. Ee, şimdi sinas taritasında e, kadın erkeğin yedinci evine kuzey erdüğümü düşürürse buradan etkilenen e, erkek oluyor değil mi? Yani e, nasıl görüyor kadını kuzey erdüğünü düşünecek? Her ev sahibi evine düşenlerden etkileniyor. Öyle düşünüyorum. Hmm. Nasıl, nasıl etkiler? Kuzey Ay Düğümü mü? Evet. Kuzey Ay Düğümü zaten e, ileriye dönük bir ilişki yaşamak gündemi verir kişilere. Hmm. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. İyi mi etkiliyor? Hocam, eee, Jüpiter'de yine ve Neyse, sen Uranüs, Neptün, ne e, Satürn gibi kolektif gezegenlerin hepsinin düşmesini anlama gelir. Şimdi evet zor yani şimdi yedinci bu arada arkadaşlar yedinci ev illa evlilik evi değil evet evlilik inceliyorum ben bir ara evlilik dışı da sinastriler baksam çok iyi olacak daha iyi anlaşılması için. Şimdi sadece yedinci ev bizim evlilik eşi, eşimizi anlatmıyor evliliği anlatmıyor ne diyorum ben ilişkileri anlatıyor ortaklığı anlatıyor yani orada kişinin plutosu var uranüsü var yani ağır gezegenleri var ya da malefikler var. Yani ilişkilerle, kişi sınavda, karşısındakilerle kişi sınavda. İşte Pluto varsa dönüşmek zorunda. Uranüs varsa oradaki farklılıkları yönetebilmek zorunda. Çünkü marjinallerle karşılaşabilir, değişik e, e, kendisinden çok farklı kişilerle karşılaşabilir. Neptün varsa yine aldanma ve hayal kırıklıkları, dolandırıcılıklar gündemleri yaşayabilir. Gibi gibi. Yani mesela bir psikoloğun da karşısındakiler yedinci evindekiler danışanlarıdır. Bir avukatın müvekkilleridir. Yani mesleki olarak da bakabilirsiniz. Yani orada yedinci evi sadece eş olarak düşünmeyin. Ha eş olarak konuşacaksam yedinci evde Pluto dönüşüm dolu bir evlilik verir. Yani bunu hani herkes her baba yiğit bunu kaldırmaz bu yedinci ev Pluto evliliklerini. Yani orada dönüşecek kişi. Evliliğinde dönüşecek. Her acıyla farklı bir kişi olarak tekrar ruhsal dünyaya gelecek. Yani anka kuşu gibi işte. Ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor gibi düşünün. Yani Hiç. hocam benim e, karşı tarafın evine mesela yedinci evine hem satürn hem uranüs düşürmem biraz kafamı karıştırdı. Şimdi uranüs hem e, çok Sat hızlı gündem değiştirir, evet. e, satürn de tam tersi bir, bir şey gibi Şimdi, e, kafamda. Şöyle satürn düşünmeniz kanca at, açı atmanız yani suz o ilişkiden vazgeçmek istemiyorsunuz karşıdaki de gitmek vazgeçmek istemiyordur büyük ihtimalle yani karşıdaki sizi e, tarafınızdan ciddi bir ilişki olarak algılandığını düşünüyordur olayların. Uranüs'ün düşmesi de karşı taraf sizi kendinden farklı marjinal görüyordur. Yani hatta bazen hani sizin onunla birlikte olup olmayacağınız konusunda da ikileme düşebilir. Çünkü Uranüs rengini belli etmiyor ya yani, ne yaptığı belli değil. Yani bir işte yakın görünüyordur, bir uzak görünüyordur gibi. Karşı taraf sizden emin olamayabilir Uranüs'ten kaynaklı. Biraz huzursuzluk verebilir. Neptün peki orada aldatma mı verir? Yani ben onu aldatıyormuşum gibi mi gösteriyor? A, Neptün şöyle işte Neptün de, a, test yaptık da şöyle arkadaşlar şimdi sırf gezegenle ilgili konuşuyoruz ama şimdi gezegenlerin bulunduğu burç da önerdi karakterin anlatımından açılımı da önerdi mesela şimdi Neptün açı alıyor mu acaba? Evet kare açıları var. Olumlu açısı yok mu Sinastra'da Neptün? Olumlu da var ama mesela Venüs'te bir karesi var. Aa, o zor. Yani bu ne demek işte sevgi ilişkilerinde hayal kırıklıkları verebilir. İlde aldatma aldatma değil, hayal kırıklığı da üzücü bir enerji. Yani o şekil çalışabilir. Karşı taraf e, zaten unutustan dolayı e, partnere güvenemiyor. Yanında bir de Neptün var, hayal kırıklığı da yaşayabilir. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Soruyu okuyup cevaplayalım. Hocam. Ben bir şey sorabilir miyim? <laughs> Tabii buyurun. Hocam, hocam kuzey ay düğümü ve satürn ya da güney ay düğümü satürn jüpiter bu gibi gezegenler e, muhakkak ee, bir e, kuzey ay düğümüyle kavuşum yaptıklarında transitte olsun sina, sinastride olsun e, evlilik gündemi yaratır mı? Sinastride e, muhakkak Satürn, e, o ilişkiyi e, uzun süreli devam ettirir mi? yani Şimdi şöyle e, her astrolojide zaten astrolog arkadaşlarımız da çok var aramızda her herkes biliyor yani siz de okudukça biliyorsunuzdur. Astrolojide bir tane gösterge yok. Aşkı anlatan bir gezegen bir gösterge yok. Pek çok gösterge var arkadaşlar. Ben yani geçen haftaki harita çok farklıydı. Bu haftaki haritayı anlattım ne kadar farklıydı. Yani biz bir göstergeyle çalışmıyoruz. Pek çok göstergeyle çalışıyoruz. Aslında burada astronomun işi bütün o göstergeleri çabuk bulabilmek, görebilmek, anlayabilmek. Yani göstergeyi görmüyorsan, bulamıyorsan zaten sıkıntı var. Bunu bulabilmek. Şimdi biz neden Satürn açılarını önemsiyoruz? Biz Satürn sinastride 120'lik 60'lık istiyoruz. Kavuşum bile fazla istemiyoruz aslına bakarsanız. Satürn çünkü karmanın efendisi değil mi? Yani zamanı yöneten bir gezegen Satürn. Çünkü belli süreler boyunca bizi farklı farklı konularda böyle transitiyle yönetiyor zaten. Bizi sınıyor. Sınavlara sokan bir öğretmen. E, i̇lişkilerde bu nasıl oluyor? İlişkilerde de Satürn o ilişkiye kalıcılık veriyor. O yüzden Satürn tutkalı da derler. Yani bir ilişkinin kalıcılığı Satürn'den soruluyor. Ama tabii olumlu açılardan soruluyor. Olumsuz açılardan değil. Ben şimdi size kalkıp hani Aa sadece şu açı ya da bu açı diyemem. Dediğim gibi çok gösterge var. Ama Satürn'ün cevabı da bunlar. Ben bir soruya daha cevaplayacağım. Şimdi bir saniye ne sormuşlar? Ee, dokuzuncu 9. ev ikizler yöneticisi Merkür 7. evde. 2. evlik ikizler var mıdır? Şimdi 9. Arkadaşlar dokuzuncu ev e, ikinci eşi gösterir. Yöneticisi Merkür 7. evde. Burada acaba hemen aklıma o soru geldi. Acaba eski eşiyle mi bir daha evlenecek bu kişi? Geldi. Ya da şu da olabilir. Karşısında hayatındaki ilişkide olduğu insanlardan, yabancı kültürden biriyle evlenecek. 7. ev e, yönetici e, koç yöneticisi Mars 9. evinde. O karşılıklı ya kesinlikle evet ya bilmiyorum ama daha önce tanıdığınız birisi bu hayatınızda olan ilişkilerinizden biri ya da ilk eşinizde tekrar bir evlilik gündemi verebilir bu konu. Kesinlikle. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Ee, hocam Davison neden açmadınız? girmedim. Bunu anlatmadım. Ben her videoda hepsini bir arada anlatmadım. Yani mümkün olduğunca işte parça parça konuşuyorsam. Evet. Ben insanlığa bakmadım. Yani tüm haritaları Davison'du. Bize ilişkinin e, progresini gösterirmiş olurdu. E, ama bakmadım ona. Şimdi girmedim. Bir de vefat etmişler ya. Yani şimdi girmek istemedim o kadar şeylere. ama zamanının unutulmaz aşkı bunlar yani. Dediğim gibi. Müthiş bir haritaydı. Başka soru yoksa arkadaşlar iyi akşamlar dilerim herkese. Yeni workshop'larda tekrar müthiş. görüşmek üzere. Müthiş. İyi akşamlar efendim, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar, akşamlar. Teşekkür teşekkürler. teşekkürler. İyi akşamlar.